Merhabalar arkadaşlar. 2024 YKS Kimya soru tahmin videosuyla karşınızdayım. TYT sorularını arkadaşlar bu sene bakalım ne kadarını yakın olarak arkadaşlar bilebileceğiz. Geçen seneki videomu da izlemenizi tavsiye ederim 23 arkadaşlar. Orada da yine güzel tahminlerim vardı ve kazanım olarak birebir örtüşen, oturan soruların olduğunu göreceksiniz. 7 sorumuz var. 7 sorun tabii ki 9 ünite içerisinde 7 soru. Hemen hemen her üniteden birer tane soru geliyor. Özellikle son 2 üniteden 9. sınıfın son konusu olan doğa ve kimyadan ya da işte 10. sınıfın son konusu olan kimya her yerde üniteden soru genelde gelmiyor son arkadaşlar 3 yıldır. Bu sene de ben yine beklemiyorum. Yani tabii kimya her yerde biraz daha alt başlıkları fazla oradan gelebilir. Oraya çalışmanızı yine tavsiye ederim ama benim soru tahminlerim arkadaşlar gördüğünüz gibi olacak. O zaman hemen başlayalım soru çözümüne. İlk sorumuz kimya biliminden seçtim arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki yaygın adı zatçı olan madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru ya da yanlış olarak belirlenirse hangisi hatalı işaretlenmiş olur diyor. Evet, zatçı ne arkadaşlar? Cabir bin Hayyan tarafından bulunan kimya döneminde H2SO4 hidrojen sülfat namı değer sülfürik asit diyoruz. Bunun ile ilgili diyor ki bileşiktir demiş ve doğru demiş. Evet arkadaşlar bileşiktir. Sülfürik asit bileşiktir. Kendisi biliyorsunuz maddeli element bileşik ve karışım olarak sınıflandırır biz. Sülfürik asit bir bileşiktir. Doğru işaretlemiş. Hem hidrojen hem de oksijen atomları içerir. Evet aynı zamanda kükürt de var aslında ama hidrojen var mı içinde? Var. Oksijen var mı? Var bakın hidrojen de var. Oksijen de var. O yüzden burada da bir doğru işaretleme söz konusu. Bunda da bir problem yok. Heterojendir demiş arkadaşlar. Saf maddeler yani elementler ve bileşikler homojendir. Şu anda bir bileşikten bahsediyoruz. Yani saf maddeden bahsediyoruz. O yüzden heterojendir ifadesi yanlış olması lazım. Evet, zaten yanlış işaretlediği için doğru diyoruz. Kendini oluşturan elementler arasında belli bir oran vardır. Arkadaşlar bileşiklerde bileşiği oluşturan elementler arasında sabit oran vardır. Burada da hidrojenin, kükürdüğün ve oksijenin belli kütle oranlarında birleştiğini söyleyebiliriz. Belli bir oran yani sabit oran ifadesi bileşikler için kullanılan bir ifadedir. H2SO4 de bir bileşik olduğu için doğru olması gerekken yanlış işaretlediği için arkadaşlar cevabımız değişik olacak. Sut kostikle ortak elementi azot ve hidrojendir diyor. Sut kostik arkadaşlar nedir? Sodyum hidroksit kastettiği sut kostik. Kostik soda olarak bilinen maddemiz Ebu Bekir Errazi tarafından bulunmuş. Bununla ortak elementi azot elementidir demiş ki sut kostikte azot yok, sodyum var. Dikkat edin. Burada da zaten sülfürik asitte de azot yok arkadaşlar. O yüzden yanlış zaten bir sıkıntı yok. Yanlış işaretlemiş. Cevabımız değişik olacak. Evet, kimya biliminden böyle bir soru arkadaşlar gelebileceğini düşünüyorum. Peki ikinci sorumuzu arkadaşlar atom ve periyodik cetvelden cetvel üzerine kullandım. Şöyle bir soru seçtim sizin için. Diyor ki periyodik cetvelin verilen kesiminde bulunan Z elementi halojenlerin ilk elementidir. Halojenler neresi? 7A grubu. O zaman şurası 6A grubu. O zaman burası 5A grubu. Burası da 8A grubu. Soy gazların olduğu yer. Şimdi ilk elementi Z olduğuna göre demek ki burası ikinci periyot arkadaşlar. İkinci periyot. Burası o zaman birinci periyot. Burası da üçüncü periyot şeklinde söyleyebiliriz. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? X, Y, Z, T, Q elementlerine ait. Hemen bakalım. T üçüncü periyot 17. grup. 17. grup elementi yupağa göre söylüyor. 7A grubunun arkadaşlar biliyorsunuz özel ismidir. Yani özel yupağa göre AB grubu yoktur. Birden 18'e kadar gruplar vardır. 1A birinci gruptur. 2A ikinci gruptur. Daha sonra araya 10 tane B grubu girer. 13. grup 3A ile devam edip işte 18. grup 8A ile sonlanır. O yüzden T elementi nerede? T elementi burada arkadaşlar. Hatta hangi elementler olduğunu ben size söyleyeyim. Bakın periyodik cetvelde ilk 20 element bilmek çok ciddi nedir arkadaşlar size? Bilgi olarak da hem de zaman olarak da hem de konuyu kavramak açısından da iyilik yapar. Size gayet bu konuda yardımcı olur. İlk 20 elementin kim olduklarını bilin. Mesela burada nedir? Helyum elementidir bu. İşte burada 6A'da ikinci periyotta kimdir? Oksijendir arkadaşlar. Bu oksijen 8. Atom numaralarını yazayım. İşte bu flordur 9. Şu hemen altındaki T elementi klordur 17. Şu da arkadaşlar Q'da kastedilen fosfor elementidir. Fosfor 15 diyebiliriz. Şu da helyum 2. Bunlar atom numaralarını söylemiş oldum. Evet yani T için 3. periyot. Evet T 3. periyotta 17, 2, 8, 7'den 7A grubu 17. grup. Doğru. İyonlaşma enerjisi en fazla olan element X'tir demiş. Evet. Sonuçta soy gazlar biliyorsunuz birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan grup 8A grubu. Sonra 7A grubu aynı periyotta. Sonra 3 aşağı 5 yukarı 5A ile biliyorsunuz 6 arasında bir değişim söz konusu. Sonra 4A geliyor. Aynı şey
3A ile 2A arasında var. 2A'nın iyonlaşma enerjisi. Birinci iyonlaşma 3A'dan büyüktür. O da 1A şeklinde söyleyebiliriz. Bir de çapı küçük, çapla iyonlaşma enerjisi ters orantılı biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden helyumun birinci iyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde zaten en yüksek olan element olarak söyleyebiliriz. Değerlik elektron sayısı Q'nun arkadaşlar 5 demiş. Evet, sonuçta 15, 2, 8, 5. 3. periyot 5A grubu. Son katmandaki değerlik elektron sayısı 5, doğru söylemiş. Elektron ilgisi Y için en yüksek olan element demiş ki Y oksijen arkadaşlar. Burada elektron ilgisi en yüksek olan element kimdir? T ile kasteden klor elementidir. Çünkü birinci elektron, yani elektron ilgisi daha doğrusu en yüksek olan element periyodik cetvelde klordur. Elektronegatifliği en yüksek olan da flordur zaten. Bunda bir problem. Z ile kastettiğimiz element klor elementi arkadaşlar. Burada kastedilen Z elementi floru temsil ediyor. Bu doğru. Bu iki istisnayı unutmayın. Yani elektron ilgisi en büyük olan element klor olduğunu, elektron negatifliğin en büyük olan elementin de flor olduğu gerçeğini arkadaşlar devamlı biliyorsunuz karşımıza çıkıyor. Peki. Geçtim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz azot triflorür. Azot triflorür. NF3 bileşiyle ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi azot 7, 2, 5'ten 5A grubu. 1, 2, 3, 4, 5 Lewis yapısı. Florunda değerlik elektron sayısı 7. Şimdi azotun bu bağlayıcı elektronları 3 tane. Onların karşısında florun 7 elektrondan bir tanesi bağlayıcı. Diğer 6 tanesi ortaklanmamış elektron çifti. Şöyle yazalım. Lewis yapısını çizelim arkadaşlar. Şöyle. Şunlar biliyorsunuz ortaklanmış elektron çiftlerine dönüşecek. Bağ yapacaklar. Bağlayıcı elektron çiftleri. Böyle bir molekülümüz var. NF3. Polar kovalent midir? Evet, sonuçta elektron ortaklaşmasıyla oluşuyor ve farklı iki atom arasında oluşan azotla flor arasındaki bağların üçü de nedir? Farklı iki atom arasında oluşan polar kovalenttir ve üçtür. Doğrudur. Lewis nokta yapısı aynı şey. Bakın arkadaşlar doğrudur. Ortaklanmamış elektron çift sayısı, yani şunları soruyor bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir de azotun üzerinde 10 çift var. Gördüğünüz gibi doğru. Molekülümüz polar mı? Evet, ortaklanmamış elektron çiftimiz var merkez atom üzerinde. Böyle olduğu zaman arkadaşlar nedir? Polar bir molekül oluyor. Bu da doğru. Azot ve flor atomlar elektron alışverişi. Elektron alışverişi iyonik bağda olan bir durumdur. Elektron ortaklaşması var arkadaşlar burada. Kovalent bağdan bahsediyoruz. Ortaklaşma demesi lazımdı. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Evet, şimdi kimya biliminden gördüm. Soru 1'i seçtim. Atom periyodik cetvelden yana kullandım. Hakkımı kimyasal türler arası etkileşimlerde de böyle bir Lewis yapısının içinde olacağı bir soru tarzı bekliyorum açıkçası. Evet. Dördüncü sorumuz maddenin hallerinden katılardan yana kullanım. Katılar, sıvılar, gazlar, plazma halinin olduğu, hal değişiminin olduğu bölge biliyorsunuz. Burada ben oyumu nedir? Katıların özelliklerinden kullandım ve su, H2O katısı yani buzdan bahsediyor. Ait bir görsel var. Büyütülerek gösterilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar su kovalent katıdır. Katıları ikiye ayırıyoruz. Amorf ve biliyorsunuz kristal diye. Şöyle ayıralım. Amorf katılar. Bir de kristal katılar. Amorf şekilsiz, düzensiz. İşte mum gibi, cam gibi, tereyağı gibi, lastik gibi, plastik gibi belli erime kaynama noktası olmayan katılardır. Kristal de düzgün geometrisi olan, belli erime kaynama noktası olan yapılar. Bunlar kendi içine iyonik kristallerimiz var. Kovalent kristallerimiz var. Moleküler kristallerimiz var. Bir de metalik kristallerimiz olmak üzere 4 tür kristal türü, bir de amorfla 5 tane arkadaşlar böyle sınıflandırma yapabiliriz. Peki kovalent bir katı mıdır? Evet, burası biraz ezber arkadaşlar. Ne yazık buna yapacak. Tanecikle bir atom etkileşimler kovalent bağsa katımız kovalent katıdır. Burada değil arkadaşlar. Burada tanecikle bir atomdan su molekülü hidrojen bağlı. Zayıf etkileşimde. O yüzden kovalent katılara örnek olarak elmas mesela sorsaydı burada. Grafit sorsaydı burada. Ya da kuarts, silisyum dioksit sorsaydı. O zaman bunları kovalent katı derdik ama şu anda kovalent bağlı bileşiğimizi bir arada tutan kuvvet zayıf etkileşimi olduğu için bunlara moleküler katı. Su moleküler bir katıdır arkadaşlar. Bu yanlış. Yanlışı bulduk ama diğerlerinin doğru olduğunu ispatlayalım. Tanecikler arası hidrojen bağı etkin midir? Evet. Suda hidrojen atomu arkadaşlar elektronegatifliği yüksek olan oksijen atomuna direkt bağlı. O yüzden bu hidrojen atomu komşu su molekülünün oksijeniyle arasında kurmuş olduğu bağ hidrojen bağı diyoruz. Daha önceki de titreşim hareketi var. Evet, bu katıların bir özelliği. Katılar titreşim, sadece titreşim hareketi yapabiliyor biliyorsunuz. Suda şu anda buzdan bahsediyoruz. Katı olduğu için titreşim hareketi yapıyor. Belli bir erime noktası var mı? Evet, bir ATM basınçta 0 derece eriyor mesela.
Bu kristal katıların genel bir özelliği zaten. Molekül oluşturan atomlar kovalent bağlarla bir arada bulunur. Evet, sonuçta suda hidrojen ve oksijen arasında kovalent bağ vardır diyoruz arkadaşlar. Evet, yani buradan da maddenin hallerinden sizin için arkadaşlar katılarla ilgili bir soru seçtim. Peki geçiyoruz 5. sorumuza. Ben burada oyumu arkadaşlar tepkime türlerinden yana kullandım. Burada tabii kanun, mol biliyorsunuz, tepkime türleri, denklem denkleştirme ve kimyasal hesaplama olmak üzere çok fazla kazanım var. Uzun zamandır tepkime türü sormadılar. Daha önceki geçen sene, geçtiğimiz sene biliyorsun mol sordular. Daha önceki senelerde yine kimyasal hesaplamanın olduğunu, kanun olduğunu hatırlıyoruz ve ben burada arkadaşlar tepkime türünün olacağını düşünüyorum. Evet, o zaman bakalım diyor ki hangi tepkime türü yanlıştır? Analiz. Analiz ne demek? Bütünden parçaya dönecek. Bakın bütün dağılmış. İki tane parça parçalanmış. Yani analizin tersi de sentez biliyorsunuz. Bakın hemen D şıkkında da iki maddeden tek bir maddeye geçmiş. Evet, bir bütünden parçaya gidiyorsa, bütünden parçaya giden bir yapı söz konusuysa bu bir analiz tepkime yazım şeklidir. Parçadan bütüne gidiyorsa, parçalar birleşip tek bir madde oluşturuyorsa o zaman buna da sentez diyor. O zaman A şıkkı doğru, D şıkkı doğru. B şıkkında yanma, yanma oksijenle giden reaksiyonlar. Bakın arkadaşlar karbondioksit parçalanmış. Bu bir analiz reaksiyonu. Tersi yanma olabilir çünkü tersinde karbonmonoksit oksijenle reaksiyona girmiş ama şu haliyle yanma tepkimesi değildir. Yanma tepkimesi oksijenle girenler kısmında oksijen olduğu tepkime türüdür. Asit baz tepkimesi mi C? Evet, fosforik asit, potas, kostik, tuz ve su. Asit, baz, tuz ve su genellemesine uyuyor. Sıkıntı yok. Çözünme çökelme M şıkkında. Evet, kağıt suda iyi çözünen bir madde. 1A grubu tuzların genel bir özelliği. Nitrat içeren tuzlar suda iyi çözünen. İki tane iyi çözünen tuzdan çöken, bakın çöktüğün nereden alın? Katı ve çok çok iyi çözünen madde oluşması sistematiğine çözünme çökelme tepkimesi deniyor. Burada yeri gelmişken çözünme çökelme ve asit baz tepkimeleri yer değiştirme tepkimeleridir. Asit baz tepkimeleri suyun oluşumu. Çözünme çökelme tepkimeleri katı maddenin oluşumuna net iyon tepkimesi denceğini de bu soru içerisinde size arkadaşlar hatırlatmış olurum. Evet, yani cevabımız B şıkkı yanma değil bu tepkime. 6. sorumuz karışımlar ünitesinden arkadaşlar derişimle ilgili bir soru gelmesini tahmin ediyorum. Geçen sene ayırma yöntemleri geldi biliyorsunuz. Bu sene de böyle bir soru bekliyoruz. Peki hemen sorumuza bakalım. Diyor ki oda koşullarında hazırlanan yukarıdaki çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur? Kütlece %10'luk 150 gram. Ne demek bu? 150 gramın %10'u 15 gram demek ki içinde şeker var. Geri kalanı su. Kütlece %20'lik 300 gram şekerli. 300'ün %20'si 60. Burada da 60 gram şeker var. Geri kalan 240 gramı su. Kütlece %10'luk 200 gram diyor. Burada da yine 20 gram şeker var arkadaşlar. Geri kalan 180 gramın su. Şimdi diyor ki çözünen madde miktarı işte şu şekerler çözünen madde arkadaşlar. Bu çözünen madde miktarları için diyor ki en fazla 2'dedir. Evet sonuçta 60 gram. Sonra 3'tedir 20 gram. Evet sonra da 1'dedir 15 gram. Doğru söylemiş. İkinci çözeltideki şeker miktarı birincidekinin 3 katıdır. İkincide kaç gram şeker var? 60. Birinci çözeltide ne kadar var? 15. 15'in 4 katı 60'a bak. 3 katı değildir. Bu yanlış olmuş. Birinci ve üçüncü çözeltinin kaynamaya başlama sıcakları eşit. Evet, koligatif özellik sorulmuş. Burada kaynama noktasını belirleyen arkadaşlar derişimdir. Aynı madde bunlar. Hepsi şeker su. %10'luk, %20'lik, %10'luk. Arkadaşlar burada kaynama noktası en yüksek olan 2. Sonra birinci çözelti ile üçüncü çözeltinin kaynama sıcaklığı aynı ortamda eşittir diyebiliriz. Çünkü burada aynı maddenin kaynama noktasını belirleyen nedir? Derişimidir. Derişim arttıkça kaynama noktası artar, donma noktası düşer. O yüzden burada kaynama noktası %20'lik çözeltinin en yüksektir. Birinci ve üçüncü kaplardaki çözeltinin kütlece yüzde derişimleri eşit olduğu için nedir? Bunların kaynama sıcakları eşittir. 2 büyüktür, 1 eşittir. Sonuçta birinci ve üçüncü çözelti eşittir demiş. Doğru söylemiş. Cevabımız C. Ve arkadaşlar son sorumuzu asit baz tuz ünitesinden yana kullandım ve bir reaksiyon olacağını düşünüyorum. Reaksiyon üzerinden soru. Bir asit üzerine HBr kuvvetli bir asit üzerine kuvvetli bir baz olan sönmüş kireç elde ediyor arkadaşlar. 1 mol HBr çözeltisi varmış. Deney düzeni kapta bulunan asit çözeltide damla damla kalsiyum hidroksit ilave ediyor. Evet, asit baz tepkimesi gerçekleşecek. Şimdi öncülerde ne diyor hemen bakalım. Sistemle ilgili diyor. Kalsiyum hidroksit çözeltisi ilave edilecek. Kaptaki pH değeri azalır. Şimdi asit pH'i 7'nin altında. Bazımız pH'i 7'nin üstünde. Doğal olarak 7'nin altında bir şey, 7'nin üstünde bir şey eklerseniz matematiksel olarak artması lazım. Yani asitin üzerine baz ilave etse pH artar arkadaşlar. Azalır dediği için bu ifade yanlış olmuş.
1 mol HBr ile 2 mol kalsiyum hidroksit reaksiyonu girdiğinde tam nötralleşme geldi. Şimdi burada reaksiyonu bir arkadaşlar yazalım. HBr artı kalsiyum hidroksit bu reaksiyon sonucu. Şimdi bakın nasıl yapıyorum. Asit suya hidrojen verecek, bazda suya OH verecek. Asitimiz bir tane hidrojen veriyor, bazımız iki tane OH veriyor. O zaman şunu 2 ile çarpıyorum çünkü asit baz tepkimelerinde asitten gelen hidrojen sayısı ile bazdan gelen OH sayısı eşit olmak zorunda. Eşit değilse biz eşitliyoruz buradaki gibi. 2 de eşitledi. 2 mol su çıktı işte. 2 H artı ile 2 OH birleşiyor. 2 su çıkıyor. Sonra bazın katyonu asitin anyonuyla birleşiyor. Tuzumuz oluşuyor. Reaksiyon bu şekilde. CaBr2 tuz oluşuyor. Şimdi diyor ki ben diyor bundan diyor 1 mol alsam diyor. Bundan da 2 mol alsam tam nötrleşme. Yani ikisi de biter diyor. Hayır arkadaşlar bakın. Bundan 1 harcadığınız zaman 2'ye 1 harcıyorsanız 1'e 0,5 harcarsınız ve doğal olarak bazdan artma olur. Tam nötralleşme değil bu. Kısmi nötralleşme olur. Tam nötralleşmede asit ve bazın ikisi de bitmesi lazım. Yani bu ifade de yanlış olmuş. 2 mol HBr'e 1 mol kalsiyum hidroksit nötrleştiğinde 2 mol su oluşuyor. Evet diyor bak zaten katsayılar direkt öyle bakın. 2 mol bundan alıyoruz. 1 mol bundan alıyoruz. 1 mol tuz oluşuyor. 2 mol de su oluşuyor arkadaşlar. Yani bu ifade doğru. Yalnız 3 devamımız. Evet arkadaşlar 2024 YKS kimya soru tahmini videosunun sonuna geldik. Umarım her şey gönlünüzden geçtiği gibi olur. Güzel yerler kazanırsınız. Güzel sonuçlar alırsınız. Benim kimya TYT adına tahminlerim bu şekilde. Sizler de video altına hangi sorular çıkabilir sizin tahminlerinize. Bakalım siz mi daha iyi analiz etmişsiniz? Benim soruları analiz etme gücüm mü daha fazla? Bu şekilde sınavdan sonra bunu da arkadaşlar paylaşırız. Bir sene önce dediğim gibi videonun başında yine kanalda var arkadaşlar. 2023 YKS tahmin videosu da vardı. Ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden başarılar diliyorum.